Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TeTA Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açı konusundaki ÖSYM tarzı test ikinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 30 derece 40 derece ve x verilmiş bizden ne isteniyor x nedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle bir bakacak olursak burada ne var bir boynuz ya da bu merak var değil mi? Şu üçünün toplamı buraya eşit değil mi? Evet burası 70 artı x yaptı. Ters açıdan dolayı burası da 70 artı x yapar ve çemberi nasıl kullanacağız? Bak şurada bir dörtgen var. Kirişlerden oluşan dörtgen var. Yani karşılıklı açılar toplamı x ile 70 artı x'in toplamı 180 yapmalı. O zaman 2x eşittir 110'dan x'i de böyle 55 derece olarak buluruz. Cevap Denizli yaptı birinci soruda. Geldik ikinciye. BC çap demiş. E bu çapsa arkadaş şu eşitleri de kullanmam lazım. O zaman çapı da kullanacak şekilde bir hamle yapmam lazım. Hop şunu şöyle çizersem. Çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. Aa hocam aynı zamanda yükseklik kenar ortay oldu. Nerede oluyordu bu? İkisi kenarda olmuyor muydu? Ve açı ortay oluyordu mu? E o zaman ikiz kenarsa 55 ise burası da 55 oldu. E, C yayı soruluyor bize. Şimdi 55, 90 ise buraya kaç derece kaldı? 35 derece kaldı. Burası da 35 derece yaptı. E, C yayını nasıl bulacağız? Hocam bak ben bu yayı bulabilirim. Çünkü burası kaç yaptı? 70. Bunun tamamı 70 ise gördüğü yay 140. E 140 ise buraya da 180'e tamamlayan açısı 40 derece kalır. Yani ikinci soru Akçay yaptı. Geldik 3'e. Formül falan vardır aslında ama gerek yok. Şu çemberler bir ne değildi zaten ortak teğeti çiziyoruz. Şöyle çizdik arkadaşlar ortak teğeti. Şöyle çizince ortak teğeti. Ortak teğet çizmekteki amaç nedir? Teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Şöyle teğet kiriş açı. Ama böyle çizince olmuyor. Şurada bir açı var teğet kiriş açı. Burada bir açı var teğet kiriş açı. Bir de şurada bir açı var teğet kiriş açıyı şöyle kullanabiliriz. Bak şimdi dikkat. 70 ise hocam gördüğü yay 140 derece. Teğet kiriş açı 140 görüyorsa burası 70. Teğet kiriş açı 140 görüyorsa burası da 70. E sonra ne yapacağız burada? Hocam burada da şunu yapabiliriz. 80 ise gördüğü yay 160. Teğet kiriş açı 160'ı görüyorsa o zaman burası kaç? 80. Aynı şekilde burası da 80 mi? Evet. Sonra x ise gördüğü yay 2x. 2x hocam teğet kiriş açı. Burası da x. Burası da x oldu mu teğet kiriş açıdan? Evet. Bak şurada bir dörtgen çıktı. Dörtgende iç açılar toplamı. 80 var 70 var 80 var 70 var. Yani 150 burası 150 burası 300 yaptı. Bir de artı 2x var. 300 artı 2x'in ne olması lazım? 360 olması lazım dörtgen iç açılar toplamından. 2x 60 yaparsa x de böylelikle kaç çıkar? x'i de böylelikle 30 olarak buluruz. Evet üçüncü soru Ceyhan oldu. Geldik dörde. Hocam dik tabanı kes parça ya da çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Ama yarı çap uzunluğunun eşitliğini göster. Bak burası A iken burası A. Yarı çap 2A. Burası da 2A. Burası da 2A. Bak şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Dik üçgende 90'ın karşısı 2A hangi açının karşısı A'dır? 30'un. Yani şurası 30 derece olur. 30, 90, 60. E buraya 30 derece kaldı. Hocam şurada bir ikizkenar üçgen. E o zaman Tepe açısı 30 derece. 180'den 30 çıkart. 150 böl. 75 75 yapar. X 75 mi? Hayır. X tamamı yani X 75 artı 30'dan kaç derece çıkacaktır? 105 derece çıkacak. Evet dördüncü soru C an oldu. Geldik beşinci soruya. Şimdi yarı çap uzunluğuyla alakası yerde bir eşitlik vermiş. E, o zaman bir şey çizmem gerekiyor. En etki yarıçap yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Ama hocam buradaki 15'inde çevre açıda böyle merkez açı kullanamıyorum. O zaman bir daha yarı çap çizeyim. Bak Şimdi kullanabilirim. Yarı çap uzunluklarının eşitlerini göster. Ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. Şuradaki üçgende. Bu eşkenarı kullanacağız demek ki. E o zaman şuralara bir 60 60 60'ı yazayım. Hocam 15 derece burası 15 derece burası. E o zaman buraya kaç derece kaldı? 15 15 30 buraya 150 kaldı. 150 ise merkez açıdan dolayı gördüğü yay 150. Hocam 60 ise merkez açıdan dolayı gördüğü yay 60. Bak x dışarıdaki iki tane kesen arasındaki açı Gördüğü yayların farklarının yarısıdır. Yani 150 eksi 60 bölü 2 eşittir. O da 90 bölü 2'den 45 mi çıkar? Evet. Beşinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik 6'ya. Şimdi çember üzerinde noktalar verilmiş. X kaç derecedir diye soruluyor bize. Bir kere ben buranın 110 olmasını kullanayım. 110 sa gördüğü yay 220. Hocam 360'a tamamlayan açısı burası değil mi? Evet. Yani 140 derece yapar. E, 130'u kullanayım. Hocam 130 sa gördüğü yay 260 yapmalı. 140'ı buradaysa buraya 120 mi kaldı? Evet. E hocam bak 120'yi görüyor x. Çevre açıdan dolayı 60 derece çıkar. Yani 6. soru Ceyhan oldu. Geldik 7'ye. 7. 7. soruda bir öğrenci işte masasının üstüne daire biçimdeki açı ölçeri ve dik üçgen biçimdeki şunu koymuş. E tamam ne var bunda? Şurada kaçıyor. Ben bulurum kardeşim. Şu 10 derece ile 340 derece arasında. He. Yani şöyle 340. Yani şuraya kadar gidecek. 10 ile 0 arası burası 10 derece. Bak burası 10 derece. 340 ile 360'a kadar da kaç derece kalıyor? 20 derece kalıyor. Toplamda 30 derece mi oluyor burası? Evet 30 yaptı burası. Peki burası? 160 ile 240 derece arasında. E Bundan bunu çıkartacağız o zaman. Çıkarttığın zaman da kaç yapıyor? 80 yapıyor. Hocam bu dış açı. Şuraya X diyelim. X açısı pardon Y diyelim buraya. Y açısı ne oldu? 80 eksi 30 bölü 2'ye mi eşit oldu? Evet. Yani 50 bölü 2'den 25 çıktı. Ama Y'yi biz 25 bulduk. X ile Y'nin toplamı da 90 derece değil mi? X ile 25'in toplamı 90 olduğundan X'i de böylelikle 65 derece olarak buluruz. Yani 7. soru balık kesir oldu. Geldik 8'e. Şekilde verilen aynı büyüklükteki mavi ve sarı daireler sırasıyla 12 ve 6 eş daire dilimine bölülüyor. Ben bunu 12 dilime böldüysem 12 eş parça 360 bölü 12 her bir dilim 30'ar derece mi olacak? Evet. Bunu 60 bu da 6 dilime böldüysem o zaman 360 bölü 6'dan 60'ar derece yapıyor burası. Bu daire dilimlerinden bazıları üst üste gelmeyecek ve merkezleri bir noktada olacak biçimde yerleştirilerek daire oluşturuluyor. Oluşturan daireler için hangileri olabilir diye soruluyor. Arkadaş şuraya 60 bulduk. Burası da 60 ya. 60, 60. E buraları da kaç bulmuştuk? Şuraları da 30 bulmuştuk. Hocam burası da 30, burası da 30, burası da 30, burası da 30 yazınca bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan 60 oluyor, oluyor. Sonra bakıyoruz. Bak bir tane 60, 2, 3, 4, 5 tane 60. E, burası da 30, burası da 30 olduğundan 6'dan 60 oluyor, bu da oluyor. Sonra 1, 2, 3 tane 60. Hocam bunun ikisi bir tane 60, 4 yaptı, 5 yaptı. Şu ikisi de bir tane 60, 6 yapıyor. Hocam hepsi 6 tane 60 yapıyor yani 360 derece yapıyor. O zaman hepsi doğru olacak. Yani cevap Edremit oldu. Geldik 9'a. Merkezlerin etrafında iki yöne dönebilen aynı merkezde iki dairesel çarkın oluşturduğu mekanizmanın dış kısmına ait eşit aralıklarla 12 nokta. Eşit aralıklar 12 nokta varsa 360 bölü 12'den burası her bir bölmesi 30 derece yapıyor. Burası da 90 derece mi yapıyor arkadaşlar? Şurası da 4 bölmeye bölündüğü için evet. Birbirinden bağımsız hareket eden çarklardan büyük çark Saat yönünde 210 derece döndüreceğim. Saat yönü ne demek? Bu yön. Büyük çarkı 210 derece döndüreyim. 210 derece dönünce o zaman bak bir 30 derece dönünce bu buraya gelecek değil mi? O zaman geriye doğru gideyim. 210. Kaç tane böyle bölmek gideceğim o zaman? 210'u 30'a böldüğün zaman 7. 1. Bak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani buraya ne geldi? Turkuaz rengi gelecek arkadaşlar buraya. Tamam. Öbürüne bakalım. Küçük çarşı saat yönünün tersine 270 derece. Saat yönünün tersine 270 derece dönmek demek de arkadaşlar hani şu yöne döneceğim. O zaman buradaki nokta böyle gelecek. 1.90'da bu geldi. 2.90'da bu geldi. 3.90'da da bu gelecek. O zaman bizim noktalarımız biri mavi biri yeşil mi olacak arkadaşlar? Evet. Maviye yeşil. Tabii mavi dışta olacak arkadaşlar. Maviye yeşil hangisi de var? C Han'da. Var. Güzel bir soru. 9. soru C Han oldu. Geldik 10. soruya. Şekilde daire biçimindeki hız göstergesi verilmiştir. Şöyle bir dairenin parçası var. Göstergedeki değerler tam çember yayının 5 bölü 8'lik kısmı. Arkadaşlar 360'ın 5 bölü 8'lik kısmı ne yapar? Şunu da sadeleşince 45 yapar. 5 ile de 45 çarptığın zaman ne yaptığı belli zaten. İşte 5 tane 45 yapıyor arkadaşlar burası. E, 5 kere 5 25, 5 kere 4 20, 125 derece mi yapıyor burası? Hop. 45 bunu bunu bölsek o doğru değil mi ya? 5 kere 4 20. Ay pardon 225 yapıyor. 225'lik derecelik yapıyor. Ve burada her bir bölme eşit aralıklar olacak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye bölersem bunu. Buradan şey yaparız. Ama 40 derece. Dur bakayım ne diyor bu? Başlangıçta 40 derece 40 kilometre hızla giden aracın 120 kilometreye gelene kadar 120'ye gelene kadar şöyle arkadaşlar. Göstergenin ibresi kaç derece bir dönme yapmış olur diye soruluyor. Şuradaki dönme hareketi soruluyor. Arkadaşlar burada da 225 derecenin kaçta kaç kısmını alıyor? 1, 2, 3, 4. Ya yani normalde şey yapabilirim. Bir bölmeyi bulabilirim. Kaç bölme var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani sen burada 225'i 12'ye böldüğünde bir bölmeyi bulursun. 1, 2, 3, 4 tanesi de burada var dediğinde o zaman bunu da 4 ile çarparsın. E o zaman çarptık şey yaptık o zaman 225'i de 3'e böldüğümüzde kaç geliyor? 75 mi yapıyor? Evet cevap 75 yapıyor arkadaşlar. Bir bölmeyi gören ne yaptı? 225 bölü 12 yaptı. E 4 bölmeyi gören de 225 bölü 12'nin kaç katı olacaktır? 4 katı olacaktır. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 75 yapıyor. Yani cevap Akçay yaptı ve böylelikle ÖSYM tarzı test 2'yi bitirdik o zaman. Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 3'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.